Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı bir içerik paylaşalım istedik. Biz son zamanlarda biraz pastacılığa merak saldık. Bu arada kanalımızda da doğal katkı maddesiz pandispanya yapımı, pastacı kreması ve yaş pasta yapımını bulabilirsiniz. Şöyle şuraya bırakacağız videolarını da. Şimdi bu videomuzda size pasta katkı maddesinden bahsedeceğiz. Ovalex diye de geçer. Ben bunu internetten sipariş verdim ve şimdi ilk deneme olarak bu videoda sizlerle birlikte yapacağız. Normalde katkı maddeli yapmayı pek tercih etmiyorum ama çok merak ettim. Pastacılar bunsuz hiç yapmıyorlarmış tariflerini. Bunu kattığımız zaman daha az iş gücüyle, emekle bir anda bütün malzemeleri katıp oldukça kabarık bir pasta elde ediyormuşuz. Pandispanya elde ediyormuşuz. Birlikte deneyelim istedik. Normalde benim incelediğim pasta katkı maddesi veya Ovalex katılan tariflerde bütün malzemeler bir anda katılıp tek bir seferde çırpılıyordu çok kolay bir şekilde. Ama ben yine de güvenemiyorum, malzemelerin boşa gitsin istemiyorum. Şöyle 4 yumurta sarısını ve beyazını birlikte 4 adet yumurtayı 1 çay bardağı toz şekerle öncesinde çırpacağım. Daha sonra da tüm malzemeleri ilave edip öyle de çırpacağız. Evet, şimdi sıvı malzemelerimizi ilave ediyoruz. Ovalex ile birlikte yarım çay bardağı soğuk su kullanmamız gerekiyormuş. Bizde şöyle yarım su bardağı, pardon yarım çay bardağı olacak. Soğuk suyumuzu ilave ettik. Diğer bütün malzemelerimiz oda sıcaklığında bu arada. Şimdi de şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı Ovalex. Bu da böyle yani sıvı bir malzeme değil ama böyle yapışkan, nemli bir malzeme. Onu da şöyle ilave ediyoruz. Tamam. Şimdi de üzerine katı malzemelerimizi ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı mısır nişastası. 1 su bardağı un. 1 paket şekerli vanilin. Tamam. Ve son olarak da 1 paket hamur kabartma tozu. Şimdi normal pandispanya yapımında bir saatten sonra spatula ile böyle çok fazla çırpmadan yapıyorduk. Ama Ovalex ile karışımda tüm bu malzemeleri şimdi mikserle iyice çırpıyoruz. Evet, pandispanyamızın harcı hazır. Bakın şöyle çok köpüksü ve elastik bir dokusu var. Mikserimizin yüksek devrinde çırparak birkaç dakikada elde ettik bu dokuyu. Şimdi çember kalıbımızı alacağız. Evet, pandispanya harcımızı çember kalıba aldık. 15 cm çapında bir kalıp bu. Şimdi 160 derecede önceden ısıtılmış fırına pişmeye veriyoruz. Evet, pandispanyamız fırında tam 40 dakika pişti. Bakın size şöyle yüksekliğini de göstermek için parmaklarımla ölçüm yapayım. En az 3 kat çıkar, hatta ince 4 kat bile çıkar. Şimdi şöyle, kullandığımız malzeme bu. Ben bunu internetten sipariş vermiştim. İşte 150 gramı 23 lira falandı Ovalex'in. Ha, der misiniz, tercih eder misin, yapar mısın sürekli pastalarını böyle? Yapmam. Çünkü bu katkı maddeli bir ürün oldu şu anda. Hani evde daha doğal, daha temiz yapmak isterim. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Normalde pandispanya tarifinde işte sarıları ayrı, beyazları ayrı çırpılır. Daha sonra un yavaş yavaş yedirerek eklenir. Yani bayağı zahmetli, iş gücü olan bir işlem. Bu şekilde çok kolay oluyor. Bütün malzemeleri bir anda kaba koy. Sadece bir tatlı kaşığı Ovalex kat. Hemen pandispanyan hazır. Yani tercihi size bırakıyorum. Afiyet olsun.